Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceğini beklerken, merakla beklerken, dün akşam saatlerine doğru, öğleden sonra diyelim, Afyon'dan ilginç bir haber geldi. İyi Parti düzenlediği Çalıştay'da, bir tür kampta, seçim sonuçlarını değerlendirmek için yapılan toplantıda gerginlikler yaşandığı, Meral Akşener'in istifa ettiği haberi önce çıktı. Daha sonra Meral Akşener'in istifa etmediği ama genel başkanlık tüzüğün kendisine tanıdığı, genel başkana tanıdığı hakkı kullanarak partiyi olağanüstü kurultaya, kongreye götürme kararı aldığını duyduk. Ardından Akşener kendisi bir açıklama yaparak sosyal medyadan, Twitter'dan bu kararı duyurdu ve kendisinin aday olmayacağını belirtti ve diğer adaylara başarılar diledi. Hemen ardından peş peşe partinin kurma isimlerinden, yine Twitter üzerinden, ilginç burası, böyle bir şey kabul edilemeyeceği, Meral Akşener'in genel başkan olarak kalacağı, hep birlikte kendisini aday göstereceklerini, dolayısıyla ikna edeceklerini söylediler. Yani kurultay oluyor Ağustos ayında kanuna göre. Ağustos ayı içerisinde ikinci yarısında İyi Parti kurultaya girecek. Ama Meral Akşener'in kararından cayıp caymayacağı, ikna edilip edilmeyeceği şu aşamada belirsiz. Ama parti içerisinde hemen herkes, özellikle yönetim katındaki herkes, Meral Akşener olmadan bu işin olamayacağını söylüyor. Meral Akşener'siz İyi Parti yoluna devam eder mi? Yayının başlığını böyle koydum. Böyle bir şeyin olabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Kaldı ki Meral Akşener'li İyi Parti yoluna devam edebilir mi diye bir soru var öncelikle. Önce bu soru var. Zaten Afyon'daki toplantı bunun için yapıldı. İyi Parti'nin yaşadığı seçim deneyiminden sonra yoluna nasıl devam edeceği, devam edip edemeyeceğini masaya yatırmak için konuldu. Çünkü o ana kadar İyi Parti, MHP'den kopan isimler, merkez sağa yakın isimler ve de siyasette o ana kadar bulaşmamış isimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Ve bu partinin en önemli hususu da bir kimliği yoktu. Bu kimlik esas olarak Meral Akşener'di. Meral Akşener'in liderliği, Meral Akşener'in duruşuydu. Yani bir kimliği oluşmamış bir parti ve Afyon'da işte bu kimliği oluşturmak için bir araya gelindi. Kimlik oluşturulamadığı gibi, tartışmalardan onu anlıyoruz, partinin bel kemiği olan Meral Akşener'de, partiyi parti yapan profilin, motifin kendisini geri çektiğini gördük. Dolayısıyla bu parti, daha kimliğini oluşturamamış olan İyi Parti, en önemli üyesi olan Meral Akşener'den mahrum kalması durumunda herhalde hiçbir şekilde bir istikbale sahip olamaz. Peki tartışmalar nedir? Yansıdığı kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla burada seçimden sonra özellikle seçilemeyen, ya aday gösterilmeyen ya da gösterildikleri yerlerden seçilemeyen bazı isimlerin eleştirilerinin olduğunu duyuyoruz. Bu eleştirilerde de esas hedefin Meral Akşener olduğunu görüyoruz. Burada tabii şöyle bir akıl yürütme var. Partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oy, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oydan fazla. Normalde tersi bekleniyordu. Meral Akşener'in daha fazla oy alması, partisinden daha fazla oy alması bekleniyordu. Ancak Muharrem İnce'nin CHP adayı olarak yakaladığı dalga ya da Latince deyimiyle momentum tersi bir etki yarattı. Meral Akşener'i geri plana itti ve bunun sonucunda da parti iyi, lideri başarısız gibi bir sonuç ortaya çıktı. Meral Akşener'in bu seçim öncesinde, 24 Haziran öncesindeki oyun planı, kendisinin ikinci tura kalması ya da Tayyip Erdoğan'ın ardından ikinci gelmesi ve dolayısıyla da tüm muhalefetin liderliğini üstlenmekti. Ama hiç de beklemediği bir şey oldu ya da belli bir aşamadan sonra
beklemediği hesapları bozuldu. İlk başta hesaplar tutacak gibiydi ama daha sonra Muharrem İnce'nin yakaladığı momentum nedeniyle bunun böyle olmayacağı anlaşıldı ve geri çevrilemedi. Olaya müdahale edemedi Meral Akşener ve bu sona uğradı. Ve dolayısıyla şu aşamada kişisel olarak rahatsızlığı olan isimlerin Meral Akşener'i doğrudan hedef alması çok anlaşılır bir şey. Bir tweetten bahsediliyor, bir aday gösterilen, aynı zamanda Yeni Çağ'da yazdığı söylenen bir kişinin Meral Akşener'e yönelik hakarettamiz bir tweetinden ve Meral Akşener'in bu olayı özellikle parti kurmaylarına burada kendisine sahip çıkılmadığını ısrarla vurguladığı söyleniyor. Bu anlaşılır bir şey. Meral Akşener'i az buçuk tanıyan insanlar için, onun duruşunu da bilenler için anlaşılır bir şey. Ama sadece bir tweet nedeniyle bir kopuş yaşaması çok akıl kârı değil. Bu bir şekilde görünen yüz olabilir ama esas olarak Meral Akşener'in bir yaşadığı, anladığım kadarıyla bir hayal kırıklığı var, bir bıkkınlık var. Bir şeyi denedi, olacakmış gibi oldu ama gerek Erdoğan'ın seçimi alelacele yapması ve seçimin ardından da İyi Parti'nin önüne bir dizi engel çıkartması gibi bir yıl olayla birlikte, Muharrem İnce ile birlikte vesaire Meral Akşener'in hesapları tutmadı. Dolayısıyla bir hayal kırıklığının ötesinde bir durum yaşadığını düşünüyorum. Bu anlamda bakıldığı zaman şu ana kadar yapılan bütün açıklamalar, İyi Parti yetkililerinden yapılan açıklamalar ya da dışarıdan yapılan yorumlarda Meral Akşener'in pekala kurultayda tekrar yoğun istek üzerine o oy birliğiyle yeniden aday gösterileceği yolunda bir eğilim belirmiş durumda. Ama pekala buraya bir şer düşebiliriz ve Meral Akşener'in kararında ısrar edebileceğini de bir ihtimal olarak, düşük de olsa bir ihtimal olarak kaydetmek lazım. Adım attığı adımdan geri dönmeyebilir. Böyle bir durumda İyi Parti'nin başına gelebilecek isimler, üç aşağı beş yukarı belli, üstte yöneticilerden. Ama bunların hiçbirisi zaten 24 Haziran'da beklediğini tam anlamıyla bulamamış bu partinin devamını sağlayamayacaktır. Dolayısıyla başlıktaki soruyu tekrarlarsak, Akşener'siz İyi Parti'nin bir geleceği yok. Büyük bir ihtimalle parti varlığını sürdürse bile bir takım isimler MHP'ye, AKP'ye, belki de CHP'ye gidebilir. Bazıları bağımsız kalmayı, milletvekillerinden bahsediyorum, tercih edebilir. Ama Akşener'siz bir İyi Parti'nin etkili bir şekilde varlığını sürdürmesi çok mümkün olamayacak. Akşenerli İyi Parti ne yapar? Bu çıkışın ardından Meral Akşener'in eli güçlenmişe benziyor. Ama bu çıkışı yapmasaydı da zaten eli çok zayıf değildi. Partiyi istediği gibi yeniden şekillendirebilir, parti yönetimini yeniden şekillendirebilir, parti politikalarını büyük ölçüde kendisi belirleyebilir. Ama burada da şu ana kadar Afyon'dan yansıyanlara baktığımızda, Meral Akşener cephesinden yansıyanlara baktığımızda, İyi Parti'nin önümüzdeki döneme ilişkin olarak ne söylediği, ne söyleyebileceği konusunda elimizde çok fazla bir veri yok. Çok fazla İyi Parti'ye gönül vermiş, ona bağlanmış ve Meral Akşener'i takip etme kararlılığında olan insanları da umutlandıracak çok fazla bir şey yok. En fazla şöyle bir hesap var, olabilir. Muhalefetin diğer partilerinin, özellikle CHP'nin başarısızlığı ve siyasi iktidarın başarısızlığı sonucunda seçeneksiz kalan kesimlerin kendilerini bir seçenek olarak görme ihtimali. Yani şu anda, şu anki itibariyle İyi Parti'nin yapabileceği en büyük beklenti, sahip olabileceği en büyük beklenti kendi başarısından değil, diğer rakiplerinin başarısızlığından hareketle güçlenmek olabilir. Yeni bir kongreye gidildiğinde, Ağustos ayında gidildiğinde, Meral Akşener'in liderliğinde gidildiğinde bu kongrede yeni bir parti yapılanması ortaya çıkabilir. Bir takım isimleri
Meral Akşener eğer oy birliğiyle tekrar aday gösterilirse çok rahat bir şekilde listeyi daha rahat hazırlayabilir. Ama yine burada önemli olan husus şu olacak. Ne diyecek? Önümüzdeki dönemde ne diyecek? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Erdoğan yönetimine, yeni rejime yönelik radikal bir muhalefet mi yapacak? Yoksa tam tersine yeni rejimle, Erdoğan yönetimiyle yakınlaşmanın yollarını mı arayacak? Bu başlı başına bir soru işareti olarak İYİ Parti'nin önünde duruyor. Meclisin açıldığı ilk gün İYİ Partililerin bir nevi Bahçeli'nin önünde el öpme kuyruğuna girmiş olması olayı hatırlarda. Meral Akşener buna çok kızmıştı ama şunu da görüyoruz ki partinin içerisinde insanların hala bir kısmının en azından gözü pek hala dışarıda olabiliyor. Bunu engelleyebilmek için İYİ Parti'nin kendisini bir cazibe merkezi haline getirebilmesi lazım. Özellikle CHP şu anda içinde yaşadığı krizi olumlu anlamda aşamazsa İYİ Parti'nin muhalefet cenahında özellikle önü teorik olarak açığa benziyor. Ama şu haliyle baktığımız zaman İYİ Parti'nin de CHP'nin de muhalefette ve Saadet Partisi'nin de hiçbirinin bir diğerine alternatif olma imkanı yok. Her birinin derdi başını aşmış durumda ve bu partilerin hepsi özellikle İYİ Parti ve CHP siyasi ideolojik bir takım açılımlar geliştirmek yerine parti içi, örgüt içi tartışmalara yoğunlaşmış durumdalar. Böyle bir sorunla karşı karşıyalar. Açıkçası İYİ Parti'nin Afyon'da yaşadığı şokun ardından Meral Akşener'in elinin güçlü olduğu bir şekilde yeniden Ağustos'ta Meral Akşener liderliğinde yola devam etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum. Ancak bu ihtimalin de İYİ Parti'nin önünün açmaya yeterli olacağını açıkçası sanmıyorum. Çünkü bu hafta sonu yaşananlar eninde sonunda İYİ Parti'ye merak edenler, İYİ Parti'ye ilgi duyanlar nezdinde bir burukluğa yol açtı. Buradan, bu sorundan, bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkabilme ihtimali tabii ki teorik olarak var. Ancak bence zaten işlerin başından itibaren sorunlu gittiği İYİ Parti'de bu son yaşanan olaylar işleri daha da kötüleştirdi. Ve buradan kongreyle, Meral Akşener'le de olsa Ağustos ayında yapılacak olan kongreyle bu sorunların giderilebileceğini açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Giderebileceğini çok ihtimal vermiyorum. Hele söylediğim gibi Meral Akşener'in geri dönmemesi, parti liderliğine geri dönmemesi halinde ki az da olsa bu ihtimalin varlığını tekrar hatırlatayım, bu partide hiçbir gelecek gözükmüyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.